anahtarı. Anahtar gidiyor. Arabanı ödünç alıyorum arkadaş. Buyur abi. Ne olur. Aç. Thank you.
Doktor geldi, seni görmek istiyor. Sen hiç merak etme doktor. Allah'ın izniyle seni en iyi şekilde saklarız ve de seni hiç kimseler bulamaz. Bu arada halledilecek bazı işlerimiz olursa herhalde bitirirsin. Bitiririz inşallah. Mirza kardeşimiz de bugünlerde hapisten çıkıyor. Bugün yarın hapisten çıkıyor. Altyazı M.K.
kibir oldu Santra. Kadir! Anladık, geliyoruz. Bırak şu çocukluğu. 40 yaşında milli futbolcu oldun başımıza. Allah, yemekler de buz gibi oldu. Teşekkür ederim. Artık bizden geçmiş kızım. Solon kesildi yavrum. Gel. Futbol bizim neyimize değil mi kızım? Vay Bülent'ciğim. Gel bakalım, kaynanan seviyormuş. Buyur. Sevmez olsun, dırdırından öleceğim karının. Hoş geldin. Senle iki dakika konuşsak olur mu? Konuşalım tabii. Yemek yedin mi Bülent abi? Yedim bacım, sağ ol. Bira içersin ama. Soğuksa içeyim bir tane. Hayırdır inşallah? Pek hayırlı değil. İnşallah iyi olur. Mirza'nın dün sürgünü bitti. Bu sabah hareket etmiş buraya. Demek cezası bitti 7 yıl. 7 yılı rüzgar gibi geçti. Mirza 7 yıl, 40 yılda geçse bazı şeyleri unutmaz. Uyanık olman lazım. Bende bir hal var. Başımızda bir felaketin dolaştığını hissediyorum. Bülent Bey boşuna gelmemiştir. Senden bir şey saklamam. Bugünlerde dikkatli olmak zorundayız. Çocuklara iyi bak. Yalnız sokağa çıkarma. Telefona cevap verme. Yabancıya kapıyı açma. Bütün bunlara sebep ne? Eski bir hesap. Gel bakayım.
Dün bir gariplik var dükkanda. Sami Bey de kaç gündür ortalarda yok. Mirza Bey geliyor bu gece, büyük patron. Büyük patron mu? Patron Sami değil mi? Mirza sürgündeyken bütün işi Sami yürüttü. Sami olmazsa Mirza, Mirza olmazsa Sami olmaz. Hoş geldin abi. Geç başına. Öpeyim abi. Öpeyim abi. Geçmiş olsun Mirza. Eyvallah. Görüşmeyeli uzun yıllar oldu. Evet, sayenizde. Daha doğrusu komiser Kadir Bey'in sayesinde... ömrümüz hapishaneler ve sürgünlerde geçti. Biz kanun adamıyız. Suçluyu yakalamak görevimizdir. Sağlık olsun. Kadir Bey nasıldır, iyidir inşallah? Bugüne kadar iyiydi. Bundan sonra da iyi olur inşallah. 3 yıl oluyor. Sen akıllı adamsındır Mirza. Eski defterleri karıştırıp başını derde sokmasın herhalde. Kadir Bey'i kastediyorsanız, biz eskileri unutalı yıllar oldu. Geçmiş olsun Mirza Bey. Teşekkür ederim. Müsaade edersiniz herhalde. Estağfurullah. İyi geceler yavrum. İyi geceler Yonca. İyi geceler. Bana masal okuyacak mısın Yonca abla? Miskin Ayşe bahçede bir taşın üstünde oturmuş, üzgün üzgün önüne bakıyordu. O sırada mini mini bir fare deliğinden çıkıp Miskin Ayşe'nin karşısına oturdu ve kollarını göğsünde kavuşturarak sordu. Miskin Ayşe neden böyle üzgünsün? Miskin Ayşe ah dedi, annemle babamdan azar işittin. Karısı ve kız kardeşiyle şimdi Levent'te oturuyor. Bir de kızı var 3-4 yaşlarında. Mutlu bir hayat yaşıyor. Yaşasın bakalım, bundan sonra da yaşasın. Kaderin mutlu günleri artık bitmiştir. Acıların en büyüğünü, en olmasını çekecek. Bu geceden başlayalım. Senin gelişin şerefine evinin önünde 3-5 el silah attıralım. Uykusu kaçsın. Bütün hayatını zehir edeceğim. Uyku bile uyutmayacağım. Adamları tanıyabildin mi? Araba nasıldı? Pek fark etmedim. Sana gelişim şikayet için değil. Mirza'lı diyorum ki Mirza hapiste ve sürgün günlerinde benden nasıl intikam alacağını düşündü. Ona bu fırsatı verirsek hayatımız mahvolur. Ben yokken bütün işler yolunda gitti evvelallah. Olur mu?
Gördünüz mü bak? Seninle konuşmam lazım. Hay hay, konuşalım. Burada olmaz, sakin bir yere gidelim. Hay hay. Ben de gelebilir miyim? Tabii. Geçmiş olsun Mirza. Sağ ol. Görmeyeli sen nasılsın? Evimin önünde silahlar patladı dün gece. Benden mi şüpheleniyorsun? Biz 40 kişiyiz, birbirimizi iyi biliriz. Yıllardır içinde tuttuğun kini kusmana normal buluyorum üstelik. Bizim kimseye kin güttüğümüz yok. Bak Mirza, geçmiş defterleri karıştırırsan işin sonunda sen zararlı çıkarsın. Biz cezamızı çekmişiz, hayatımızı yeniden korumaya çalışıyoruz. Biz de yeni bir hayat kurduk Mirza. Ağzımın tadı bozulsun istemem. Beni kavgaya zorlarsan ikimiz için de iyi olmaz. Nasihatine teşekkür ederim. Hem nasihat hem ihtar. Bizden nasıl korkulduğunu gördün. Razı olsaydı işi sen gelmeden bitirirdin. Nasıl perişan olduğunu, nasıl çırpındığını gözlerimle görmeliyim Kadir'in! Acımı yavaş yavaş almalıyım. İlk olarak kız kardeşi çekecek cezayı. Sonra çocuğu, sonra karısı. Kadir bana çektirdiklerinin 100 mislini tadacak. 100 mislini! 100 mislini! 100 mislini! 100 mislini! Kaldı bu kıza gittiği yerden 2 saate gelmez. Karıştırma. Cemile teyze Yonca'yı kaçırdılar. Ne yapacağımı şaşırdım. Kadir'e ne diyeceğimi bilemiyorum. Dikkatli olun. Bugünlerde başımıza büyük bir felaket gelebilir demişti. Yonca ablamı kim kaçırdı anne? Ben sana dikkatli olmanı söylemedim mi? Kızı nasıl bırakırsın tek başına sokağa? Nereden bilirdin böyle olacağını? Güpegündüz kaçırılacağını nereden bilirdin? Yıkıl, yıkıl karşımdan! Tahminlerim yavaş yavaş çıkıyor. Mirza planlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu işlerde soğukkanlı olmalısın Kadir. Nasıl olunur? Kardeşimi kaçıracaklar, ben soğukkanlı olacağım ha? Mecbursun, bu işi kanun yoluyla halledeceğiz. Bir misafir getirdik doktor. Mirza Bey'in selamı var. Misafire iyi baksın, kimseye kaptırmasın dedi. Lazım olursa kullanırsın. Bağlayın kızı. Kim bu çocuk? Cezalanması gerekli birinin kardeşi. Bizden haber gelinceye kadar misafirdir. Vadesi gelince beynine bir kurşun sıkıp işini bitirmek lazım. Sana akıl verecek değiliz. Gözünü açalım mı? Açmayın. Karanlığa alışsın şimdiden.
Biz gidiyoruz doktor. Bir ihtiyacın var mı? Gelirken biraz mermi getirelim. Hadi yürüyün. Söylediklerini yapacak mısınız? Beynime bir kurşun sıkıp beni öldürecek misiniz? Bir gün seni de bu şişeler gibi parçalayacağım. Hayır, yapamazsın. Kötü bir adama benzemiyorsun hiç. Benzemiyor muyum? Ben yamyamım. Kafam kızınca adam yerim. Önce bir güzel haşlarım, biraz tuz biber, biraz da limon tamam. Yanına da iyisinden bir şişe şarap olursa... Tamam, beni tekrar ararsınız. Durumların gelişmesi bana saati saatine bildirilecek. Aramaya bütün hızıyla devam edilsin. Baş üstüne. Merhaba Bülent Bey, beni aratmışsınız. Kadir'in kız kardeşi kayıp. Yoksa benden mi şüpheleniyorsunuz? Bak Mirza, biz birbirimizi iyi tanırız. Ben Kadir Bey'e kötülük düşünsem kendisine yaparım. Kız kardeşini kaçırmak bize yakışmaz. Benden şüphelenmenize çok üzüldüm doğrusu. Demek Kadir Bey'e gelecek her şeyi benden bileceksiniz, öyle değil mi? Sen yokken Kadir'le ilgili hiçbir olay olmadı. Geldiğin günden bu yana tatsızlıklar birbirini kovaladı. Suçlu bensem cezama razıyım. Suçlu sensen herhalde cezan ağır olacak. Bir yere mi gidiyorsun? Yalvarırım bırak beni gideyim. Abime söylerim sana çok para verir. Kumbaramdaki bütün paralar da senin olsun. Çok para var mı kumbarada? 100 liradan fazla. Hepsini verecek misin? Evet. Peki, bir şey düşünürüz. Hadi sen şimdi git uyu. Doktor dediğin adam sağlam mıdır? Zımba gibidir, hiç merak etme. Denedin mi? Hapishane firarisidir. Onun için bir dediğimiz iki olmaz. Şunu bir görelim. Thank you.
İşte doktor bu. Merhaba doktor. Merhaba. Nasıl, kız seni uğraştırdı mı yoksa kolaylık mı gösterdi? Doktorun öyle şeylere pek aklı ermez. Orası belli olmaz. Baksana kıza, her şeyi yerinde işte. Bilmiyorum. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım hayatım. Bu işi halletmek gene bana düştü. Yalvarırım sen karışma. Bir de seni kaybedersek yalnız başımıza ne yaparız? Benden habersiz dışarıya çıkmayacaksın. Dışarıda kötü amcalar var. Sonra seni kaçırırlar. Bak Yonca ablayı kaçırmışlar. Akıllı usta evde oturacaksın. Yoksa kulağını çekerim. Seni niye kaçırdılar? Sebebini biliyor musun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakkaldan dönerken bir araba durdu, üstüme çullandılar. Neye uğradığımı şaşırdım. Sonra gözlerimi bağladılar. Baban ne iş yapar? Babam yok. Abimle beraber otururuz. Abim eskiden polisti. Polis mi? Adı Kadir Koray mı? Evet, tanıyor musun? Buyurun. Bir konya. Ben Kadir Koray. Ben de doktor. Ya işte böyle. Kadir abinle ben kavga arkadaşıyız. Buna çok sevindim. Kadir abim arkadaşınız. Beni bırakın ne olur. Olur mu? İş ayrı, arkadaşlık ayrı. Ben şimdi kiralık bir katilim. Ve bana verilen görevi harfiyen yaparım. Yalvarırım beni bırakın. İmkansız. Sonra bir gün ben... Çıktı.
Olsaydım intikamımı çok feci alırdım. Ne intikamı? Kadir'den bahsediyorum. Benim Kadir'le bir hesabım yok ki. Nasıl olmaz? Sizi yıllarca hapishanelerde süründüren, sürgünlerde perişan eden adamdan nasıl intikam alınmaz? Biz kimseye kin gütmeyiz kızım. Mirza, ben Sami. Elbise ne olacak? Sahibine uymuyor artık. Temizlense iyi olur. Temizleyiciye selam edin, leke kalmasın. Teşekkür ederim, size zahmet olacak. Kimi temizliyorsunuz gene? Kimseyi değil. Benim elbise temizleniyor. Elini çek. Bizim elbise de temizlenmesin. Ağzını gözünü bağlayın. Hazır mısın doktor? Biz gidiyoruz. Thank you.
28 bin kilometrede. Çok temiz kullanılmış. Merhaba. Rahatsız ettik, kusura bakma. Bir araba satın almak istiyorum. Sana en yakışacak araba cenaze arabasıdır. Kalbimi kırıyorsun. Biz eskiyi unutalım diye gayret sarf ediyoruz, sense bizi harcıyorsun. Defol buradan, defol! Yoksa beynini patlatırım. Sinirinizi anlayamıyorum. Çocuklardan bir haber var mı? Yok. İyi ki geldiniz. Kadir Bey kalbimizi kırdı ve kovdu bizi. Neyse, müsaadenizle. Niye gelmiş? Araba almak istiyormuş. Bir haber var mı? Bir haber yok. Evin etrafında sıkı tedbir aldım. Günaydın efendim. Saate bakabilir miyim? Evet. Müsaade eder misin? Buyurun. Bağırırsan kurşunu beynine yersin. Sonra bir zaman için kalacağın yer burası. Dışarıya çıkmak yok. Yasak. Çıkarsan hepimizi yakarsın. Hepimiz mahvoluruz. Biraz garip gelecek ama dinlemelisin beni. Hiçbir şey anlamıyorum. Beni bıraksan gitsen. Anlama daha iyi. Ben sık sık gelirim, korkma. Korkmayacağım. Nasıl söylüyorlar, hiçbir şeyden korkmazlar. Hayır, sen öldün diyeyim. Merhaba doktor. Sana küçük bir misafir getirdik. Kız doktorun elinde. Selamı var. Bizim şarapları eksik etmesin dedi. 5 gün ortalıkta gözükmeyin. Benden haber alıncaya kadar kimseyle temas etmeyin. Kadın dahil. Çocuk nasıl doktor? Seni üzüyor mu? Patronun selamı var. Aman çocuğu elinden kaçırmasın dedi.
Küçük bir işim var. Bitirir bitirmez geliyorum. Ne haber abla? Korkunç bir rüya gördüm. Üç adam seni bıçaklıyorlardı. Bravo, iyi bir rüya görmüş. Silahını bırak, yoksa karın kurşunu yer. Kusura bakma, rahatını bozduk. Mirza seni istiyor. Hüsnü Cemal'ini çok özlemiş. Sizin yaptığınız alçaklıktır. Sana çocuğunu vereceğiz. Bu alçaklıklı sevgili dostum. Buyurun gidelim. Bize yaptıklarının cezasını kat kat ödedi. Şimdi sıra kendisinde. Ona öyle bir oyun gösterelim ki acısını mezarda bile unutmasın. Elimizi çabuk tutmalıyız. Polis dört bir yanda iş peşinde. Küçüğü almaya geldik. Ah, beni babama mı getireceksiniz? Tabii. Artık hep babanla annenle olacaksın. Amcayı da götürelim mi? Amca sonra senin ziyaretine gelir. Beni görmeye gelecek misin amca? Nereye götüreceksiniz çocuğu? Serbest bırakacağız. Gel beraber gidelim. Ben sana gelirim yavrum. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gel kızım, seni babaya götüreceğiz. Ben de gelebilir miyim? Bize güvenin yok mu? Sonra şehir senin için tehlikelidir. Ama istersen gel. Polis amcaların her yerde seni arıyor. Hakkında vur emri var. Sana verdiğin emanete nasılsa ihtiyacın yok. Ver bana. Varsın, belki lazım olur. Gel kızım. ...604 numaralı arabalara talimat. Sen
Şu aradan yola çık. İlk rastladığın arabayı durdur ve git polise haber ver. Ben portakal yokuşundaki tavuk çiftliğine gidiyorum, tamam mı? Büyük mahkememize şeref verdiniz, Sayın Kadir Koray. Açın gözlerini. Kızım nerede? Kızım tevkif edildi. Seni kanuna teslim edeceğimi öldürmeliymişim. Hata etmişim, hata! Senin yaptığın hatayı biz yapmayacağız işte. Tarihin en büyük mahkemesi karşısındasın. Ve ben hem hakimim, hem savcı, hem de cellat. Zindanlarda ve sürgünlerde geçen her günümün, her saatimin, her anımın cezasını çekeceğim. Kızım, zilve yapma kurşunu beynine yapsın ha. Kızım! Yavrum! Kızım! Evet. Ve sevgili kızınız da payına düşene razı olacak. Anne! Baba! Yavrum! Kızımı bırakmalısın Mirza. Onu bana vermelisin. Vereceğin her cezaya razıyım. Yavrumun suçu ne? Ona acı. Bırak onu. Bana acıdılar mı? Bana kimse acımadı. Hayatımı kaydırdınız. Ben de şu ipin ucunda senin ve kızının hayatına son vereceğim. Hatırladığım kadarıyla dizlerin ve sinirlerin sağlamdı. Şimdi de iyidir inşallah. Kızının ömrü senin kuvvetine bağlı artık. Ulan Allah'tan kork be. Bu çocuğun günahı ne? Seninkini bütün vicdandır. Ne vicdan mı? İnsanlık mı dedin? Vicdan mı bıraktınız? İnsanlık mı bıraktınız? Karın güzelmiş. Kalçaları da iyice dolgun. Göğüsleri de az fena değil. Karını mı çok seversin yoksa kızını mı? Yazıklar olsun senin erkekliğine. Yapmayın. Yalvarırım. Mirza. Sen bir canavarsın Mirza. Böyle intikam olur mu lan namussuz? Karının dudakları etli ve şu çok etmiş olmalısın. Biraz da bizim çocuklar bayram etse. Korkarım namusun Selim. Elime bir fırsat geçse seni kör testereyle doğrarım. İşte o fırsatı ömrü billahi ele geçiremeyeceksin. Bakalım kurşuna dayanıklılığın ne kadar. Ha ha ha!
Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Ayakta duracak gücün tükenirse kızın ipin ucunda asılı kalacaktır. Fedakar, cefakar baba. Ben ölüme razıyım. Kızımı bağışla Mirza. O çocuk ona acı. Dur yavrum. Kimseye acımam ben. Yanımızda rakı masası ve senin yürekler paralayan halin. Biraz daha gayret, biraz daha, yoksa o sevgili ve bir tanecik kızın ölecek. Beni bırak doktor. Kızımı kurtar. Kızımı. Kayboldu, gördün mü? Güvendiğin adamı başımıza ne işler açtı? Onu temizlemeden bir yere gidemeyiz. Tek görgü şahidimiz. Sesini çıkartırsan seni vururum. Uzaklaşsak iyi olur. Ağırlıktan kurtuluruz. Temizleyelim kızı. Olmaz. Canımıza karşılık tutacağız bunu. Yürü. Ne
Mirza. Beni o kadar akılsız mı sandın? Çocuğu çok seviyorsan silahını bırak, sen ortaya çık. Ölümünü çabuklaştırıyorsun Mirza. Çocuğu bırak. Çocuğu sağ mı istiyorsun, ölü mü? Ölü istiyorsan dilediğini yapmakta serbestsin. Sağ kalmasını istiyorsan silahını at ve ortaya çık. Kurtar beni doktor amca. Kurtar beni. Duyuyor musun çocuğun sesini? Kurtar beni amca. Kurtar beni. Kararını çabuk ver. Silahımı atıyorum. Çocuğu bırak. At. Kardeşliğinin cezasını çok kötü ödeteceğim sana. Bugüne kadar bana yapılmış hiçbir kötülüğü cezasız bırakmadım. Senin kötülüğün de cezasız kalmayacak herhalde. Dur orada. Dur dedim. Ellerini havaya kaldır. Kaldır ellerini. Kaldır ve son duanı yap. Bir şeyin var mı Murat? Yok. Kadir'e baktım. Ölmüş. Vazifemizi yaptık ama geç kaldık.